var. Evet, sosyalist kadınlar olarak bütün toplumu değiştirmek için bugünden, bu toplumdan, patronlardan, AKP iktidarından neyi kopartabiliyorsak yumruğumuzu sıkıp söke söke onları almak için sokakta mücadele edeceğiz. Ama o yetmez. Daha da ilerisini talep edeceğiz. Bütün toplumun, sadece bu ülkenin değil, bütün dünyanın değişmesi için de en önde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün bu çağırdığımız talepler sadece kadınların talebi değil. Pandemide ücretsiz izin ve Kod 29 adı altında emekçileri sefalete, işsizliğe sürükleyenler, kadınların da eve kapatılıp insanca yaşama koşullarından uzaklaşmasının en büyük müsebbipleridir. Dolayısıyla bizim mücadelemiz, bir kez daha altını çiziyoruz, bu topraklarda yaşayan bütün emekçilerin ortak mücadelesidir. Söyler misiniz bana, örgütsüz bir toplum varsa, emekçiler sendikalı bile olamıyorlarsa, kadınların taleplerinin gerçekleşmesi mümkün müdür? Sendika talebinin bile gerçek olamadığı bir yerde eşit işe eşit ücret talebini nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte o yüzden biz sosyalist kadınlar olarak bu düzenin altına dinamiti yerleştireceğiz ve onun içinden eşitlik ve özgürlükle çocuklarımızın, emekçilerin, bütün ezilen cinsel kimliklerin, bütün ezilen etnik kimliklerin insanca yaşayabileceği bir toplum kuracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir kez daha en yüksek sesimizle haykırıyoruz. Yaşasın devrim ve sosyalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm! Örgüt mü? Bir halkı hiçbir kuvvet yenemez! Örgüt mü? Bir halkı hiçbir kuvvet yenemez! Örgüt mü? Bir halkı Dostlar, yoldaşlar, programımıza devam ediyoruz. Ne yazık ki pandemi kısıtlamaları nedeniyle istediğimiz sürede burada bulunamayacağız. Şimdi kurumlarımız adına konuşmalarımızı yapacağız. İlk önce Eşitlik Kadın Örgütü Sözcüsü Derya Koca'yı konuşmasını yapmak üzere buraya çağırıyoruz. Dostlar, yoldaşlar, kardeşler, 8 Mart'ımız kutlu olsun. Ama bu bizim kutladığımız emekçi kadınların 8 Mart'ı. Mücadele eden emekçilerin 8 Mart'ı. Fabrikalarda can veren, madenlerde katledilen, 9-5 çalışıp iyi ihtimalle karanlıkta işe gidip karanlıkta geri dönenlerin 8 Mart'ı. Kutlu olsun yoldaşlar. Yaşasın 8 Mart! Yaşasın! 8 Mart! Yaşasın! 8 Mart! Yaşasın! 8 Mart! 8 Mart, emekçilerin dünya çapındaki mücadelesinin, uluslararası mücadelesinin kızıl günüdür. Bunu bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz. Neden mi? Bu günü kendilerine indirim günü vesilesi haline getirenler, kendi kan dolu düzenlerinin üstünü örtmeye çalışanların reklam ve propaganda günü olamaz. 8 Mart, emekçilerin eşit, özgür, hürriyet günleri için verdiği mücadelenin günü. O yüzden bizim bu para babalarına, bu düzenin sahiplerine, efendilerine bir tavsiyemiz var. Bunu uyarlarsa iyi olacak. Kendinize bu yalanları söylemek için başka günler bulun. 8 Mart'ı kadınların eşitlik ve hürriyet gününü, emekçilerin mücadele gününü kendi karlarınız, kendi yalanlarınızı ahliyet edemezsiniz. Bizler işte bugün burada Kadıköy Meydanı'nda 8 Mart'ın gerçek mücadele sahipleri olarak toplandık yoldaşlar. Bu para babaları ve onların iktidarları ne zaman başları sıkışsa bizim kadınlarımız diye başlayan cümleler kuruyorlar. Onların bizim kadınlarımız dediği kim? Ömür boyunca dört duvara hapsedilsin, sesini çıkarmasın, öldürülsün, katledilsin,
hiçbir talebi olmasın, gün yüzü görmesin, hiçbir hayalini ve yeteneğini gerçekleştiremeden toprağın altına girsin. İşte onların istediği düzen bu. Ama bu cehennem erkekleri de cennet değil. Emekçiler kadınıyla erkeğiyle bu cehennemi paylaşmaya mecbur bırakılıyorlar. Ama bu cehennem ateşini yakanlar o cehennemin altına bir kat daha kazıp işte biz kadınları oraya hapsetmeye çalışıyorlar. Ve buradan ilan ediyoruz. O cehennem ateşini yakanlar. Biz o ateşi yaktığınız yerde sizin düzeninizi o ateşle yakacağız. O ateş devrimci mücadelenin ateşi olacak. AKP'den hesabı kadınlar soracak. AKP'den hesabı kadınlar soracak. AKP'den hesabı kadınlar soracak. Evet, AKP'den hesabı kadın erkek omuz omuza mücadele edeceğiz ama en önce biz soracağız. Her gün öldürülüyoruz. Her gün. Her gün dayak yiyoruz. Her gün sömürülüyoruz. Her gün geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Her gün çocuklarımızın sağlığı için endişe ediyoruz. Her gün dört duvar arasında bizi yiyip bitiren işleri sanki bizim doğuştan üzerimize zimmetli işler gibi yapmaya mecbur bırakılıyoruz. İşte o yüzden ilk hesabı biz soracağız. Bu hesap öyle lafla falan da sorulmayacak. Bu hesap para babalarından sorulacak. Niye? Bir faili tutuklatmak için bile biz kadınlar sokakta mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sizin o yargınız, sizin o meclisiniz, sizin o koltuklarınız ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Bizim mücadelemizde şu Lişet'in katili, o zengin patron katili bugün cezaevinde. Şu Lişet ve nicesi sosyal medyada adını, sesini duyuramadığı için her gün katlediliyor. Neden? Bu bir tesadüf mü? Hayır, asla değil. Bir faili cezaevine attıktan sonra gerekli merciler gerekli işlemleri uyguladı diye açıklama yapanlar. Bu cinayeti o fail kadar siz işlediniz. Yerde tekmelenen kadını madencilere tekmeleten düzeniniz tekmeletti. İşte biz işçiler ve emekçiler kadınların mücadelesinde ortak cephede savaşırken her zaman şunu en önce söyleme gereği hissediyoruz. Bizi eve kapatan, sömüren, ezen düzenin kendisi herkes için cehennemse biz bu cehennemden cennet yaratmayı da biliriz. O yüzden emekçi kadınların mücadelesi tüm kadınları özgürleştirecek. O yüzden emekçi kadınların eşitlik özlemi tüm toplumsal eşitliği kurmaya yetebilir. Bu toplumun, bu iktidarın, bu dünyanın her yerinden irin gibi cinsiyetçilik akıyor. İrin gibi eşitsizlikler akıyor. Orta Doğu'da katliamların ortasında kadınlar köle ticaretiyle satılıyor. Seks kölesi haline getiriliyor. Bu cihatları, cihatçıları, bu iğrenç zihniyeti besleyenler bugün bu ülkede kendilerini muhalif gibi gösterip topluma güya diktatörlükten kurtuluş reçeteleri sunmaya çalışıyorlar. Bizler kim dost, kim düşman çok iyi biliriz. Bizim dostumuz, emekçi dostumuz, düşmanımız bu düzene ait herkestir. Eşitlik, özgürlük, sosyalizmde! Eşitlik, özgürlük, sosyalizmde! Eşitlik, özgürlük, sosyalizmde! Yoldaşlar, çok uzun zamanınızı almayacağım. Son birkaç söz daha söyleyeceğim. 8 Mart'ta çok öfkeliyiz ama bu öfkemizin bir yere varması gerekiyor. Toplumsal mücadelenin içinde ona önderlik edip, ona şekil verip, somut taleplerle para babalarının düzenini yıkmaya muktedir bir kadın hareketi yaratmazsak, şu leçetler ve 2 gün önce Samsun'a tekmelenen, çığlıklar içerisinde çocuğunun gözlerinin önünde tekmelenen o kadın gibi vaka her yerde yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Ben işte o tekmelenen kadının yaşadığı mahallede doğdum ve büyüdüm. O mahallede o olayın olması tesadüf değil. Yoksul bir işçi mahallesi. Kreşin, işin, insanca yaşamın, asgari ücretle geçinmenin genel geçinme ücreti haline dönüştürüldüğü bu ülkede kadınlara başka bir hayat vermiyorlarsa biz de bu sömürü
yıkmak üzere kurulmuş bir kadın mücadelesi yaratmak zorundayız. Ve çığlıklarımızı ancak sosyal medyada duyurduğumuz zaman yaşamak değil. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Biz eşitçe yaşamak istiyoruz. Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz tüm cinsiyetçilerin, tüm kimliklerin kendisine özgürce, eşitçe yer bulabildiği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Ama bütün bir düzen bunun düşmanı. Bütün bu taleplerin, kreşin, yemekhanelerin, bakım evlerinin, sığınma evlerinin birer masraf ve yük olarak görüldüğü düzende kadınlara özgürlüğü hiç kimse vermeyecek. Biz onu kendimiz söküp alacağız. İşte o yüzden kardeşler, işte o yüzden yoldaşlar, işte o yüzden kadınlar, bizler mücadeleyi sosyalist mücadeleyle vermek zorundayız. Yaşasın sosyalist mücadelemiz, yaşasın Kızıl 8 Mart.